Latin Amerika'da bu hafta gündem İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in 3 Latin Amerika ülkesine yaptığı ziyaret üzerine kuruluydu. Zira İran gibi Batı ittifakından dışlanmış, aynı zamanda batılı ülkeler açısından radikalizmle ilişkilendiren bir ülkenin Amerika Birleşik Devletleri'nin arka bahçesinde 3 Latin Amerika ülkesine yapacağı ziyaret, kıta Amerika'sında gözlerin İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in yapmış olduğu ziyarete odaklandı. İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın 11 yıl önce yapmış olduğu Latin Amerika ziyaretinden sonraki en yüksek seviyeli ziyaret olma özelliğine sahipti. İbrahim Reis'in Latin Amerika'da Amerikan karşıtı 3 solcu hükümeti aynı anda ziyaret etmesi, ilişkilerin yeniden odak konularının revize edilmesine yol açacağı yönünde beklentileri ortaya koydu. İbrahim Reis'in 5 günlük ziyaretine eşi Cemile Hanım, bunun yanında Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve Petrol'den sorumlu bakanların yanı sıra Sağlık Bakanı da eşlik etti. İran Cumhurbaşkanı öncelik sırasına göre Venezuela'da Maduro hükümetine, ardından Nikaragua'da Ortega, en nihayetinde Komünist Küba'da Diaz hükümetiyle çeşitli seviyelerde anlaşmalar yaparak ziyaretini sonlandırdı. Ancak İbrahim Reis'in yapmış olduğu ziyaret kıta Amerikası ve batılı medya tarafından da an be an yakından izlendi. Zira İran'da 21 aylık iktidar süresince İbrahim Reis'i 12 ülkeyi ziyaret etmiş, Latin Amerika'da yapmış olduğu 3 ülke ziyaretiyle 21 aylık iktidarını 15 ülke ziyaretiyle perçinlediğini görüyoruz. Bu bağlamda İbrahim Reis'in Latin Amerika ziyaretleri, İbrahim Reis dönemi dış politikasının da daha çok proaktif bir siyaset tarzının izleneceği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ambargosuna karşı hem çeşitli ülkelerle alternatif ilişkiler geliştirmeyi hem de mevcut stratejilerin de yeniden revize edilmesine yönelik bir takım ikili anlaşmaların geleceği yönünde beklentileri ortaya koymaktadır. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in bu ziyaretinden 5 ay önce aslında İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahyan aynı zamanda Latin Amerika'da aynı ülkelere bir ziyaret gerçekleştirmiş. Bu ziyaretlerin temasıyla İbrahim Reis'in Haziran ayında gerçekleştirmiş olduğu ziyaretin temasının aynı olduğunu görüyoruz. Petrokimya endüstrisi, rafine edilmiş petrolün Latin Amerika ülkelerine transferi, finans sektörü, sağlık alanında ve tarım alanında yapılan bir takım ikili anlaşmaların olduğunu görüyoruz. İbrahim Reis'in yapmış olduğu bu ziyaret aslında sembolik anlamları da bir yanda beraberinde getirmekte. Zira 1900'lü yılların başında birkaç Latin Amerika ülkesiyle diplomatik ilişkilerin tesis edildiğini görmüş olsak da Latin Amerika ülkeleriyle İran ilişkisi aslında 1960'lı yıllarda OPEC üzerinden gerçekleştiğini görüyoruz. 1979 İslam devrimi ile birlikte İran'ın Latin Amerika ilişkisinin ideolojik bir hal alarak Amerikan karşıtlığı üzerine inşa edilerek Latin Amerika'daki solcu otokratik hükümetler üzerinden ilişkilerin tesis edildiğini görüyoruz. Bu bağlamda İbrahim Reis'in bu hafta içinde yapmış olduğu ziyaretin teması da tam olarak ideolojik temelli bir ziyaret olduğunu görebiliyoruz. İran açısından İbrahim Reis'in Latin Amerika ziyaretin şifreleri aslında Latin Amerika'daki konjonktürle alakalı olduğunu görebiliyoruz. Birincisi, son 3-4 yılda Latin Amerika'da 10'dan fazla ülkede iktidarı ele geçiren Latin Amerikalı solcu hükümetlerin İran açısından yeni ilişkilerin tesis edilebileceği stratejik bir müttefik arayışı şeklinde değerlendirilebilir. Zira Latin Amerika'da son 10 yılda 10'dan fazla ülkede sağ ve sağcı aktörlerin iktidarı olmasıyla birlikte İran'ın ilişki kuramadığını görüyoruz. Bu bağlamda Latin Amerika'daki sağ ve sağcı hükümetlerin İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yakın bir siyaset gütmesine ötürü İran'ın stratejik ilişki kurabileceği hükümet sayısının azaldığını görüyoruz. Bu bağlamda son 3-4 yılda Latin Amerika'da sol ve solcu hükümetlerin iktidar olması İran açısından Latin Amerika'da acaba yeni bir alan kazanabilir miyiz veya yeni bir stratejik ilişkiyi tesis edebilir miyiz arayışının bir çıktısı olarak İbrahim Reis'in bu ziyaretini anlamlandırabiliriz. Ancak İbrahim Reis'i Latin Amerika'da yeni seçilmiş solcu hükümetleri ziyaret etmekten daha çok aslında Amerikan karşıtlığıyla bilinen 10 yıldan fazladır kendi ülkelerinde iktidar olan Venezuela'da Maduro, Nikaragua'da Ortega ve Komünist Küba'da Diaz hükümetlerini ziyaret etmesiyle birlikte anlaşılıyor ki İran diplomasisinin Latin Amerika'daki diğer solcu hükümetlerle ilişki kurma konusunda Latin Amerika'daki solcu hükümetlerin istekli olmadığını göstermekte. İbrahim Reis'in Latin Amerika ziyaretinin kendi içerisinde bazı handikapları da söz konusu. Latin Amerika'da son 3-4 yıldır iktidarı ele geçiren solcu hükümetlerin otokratik solcu hükümetlerin
hükümetleri oranla İran'la yan yana fotoğraf verme konusunda istekli olmadığını İbrahim Reis'in ziyaretinin şifrelerinden görebiliyoruz. Zira İbrahim Reis'in 3 ülkeyi ziyaret etmesi aslında çok da şaşırtıcı bir ziyaret olmadığı, İran'la Nikaragua, Venezuela ve Küba gibi Amerika Birleşik Devletleri Batı İttifakı'ndan dışlanmış 3 ülkenin İran'la yeniden ilişki tesis etmesi ve stratejik işbirliği anlaşmaları tesis etmesi aslında sürpriz bir görüntü olmadığını görüyoruz. Bu bağlamda Latin Amerika'daki diğer solcu aktörlerin İran'la yan yana gelme konusunda oldukça çekimser kaldıkları, İran'la ideolojik temelde bile yan yana gelmek istemediklerini İbrahim Reis'in ziyaretinin şifrelerinden anlayabiliyoruz. Dolayısıyla Brezilya'da Lula, Kolombiya'da Petro, Arjantin'de Fernandez, Meksika'da Lopez, Şili'de Boric, bunun dışında Bolivya, Honduras ve Guatemala'daki solcu hükümetlerle İran'ın yan yana gelmediği, gelmek istemediği İbrahim Reis'in ve onun dış politikasının bu ülkelerde başkanlık düzeyinde ilişki tesis edemediğini görüyoruz. Zira Latin Amerika'daki diğer aslında solcu hükümetler İran'ın komşu ülkesi olan Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan seçildiğinde hızlıca onu ilk tebrik eden siyasi aktörler olduğunu görebiliyoruz. Aynı zamanda kendi ülkelerindeki dijital medya, ana akım medya tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zafer konuşmaları canlı bir şekilde verildiği ve an be an Türkiye'deki siyasetin yakinen takip edildiği ve Türkiye'de ticaret hacminin daha da arttırılmak istendiği Latin Amerika'daki solcu ve sağcı siyasi aktörler tarafından da çok net görülebiliyor. Bu bağlamda İran'ın Türkiye oranla ticaret hacminin Latin Amerika'da 5 milyar dolar civarı gibi mütevazi bir rakamda kaldı. Türkiye'nin Latin Amerika'da ticaret hacminin yaklaşık 20 milyar dolar civarında gerçekleşmesi her iki ülkenin Latin Amerika'daki aslında özgür ağırlıkları arasındaki farkı da göstermektedir. İran'ın Latin Amerika'yla olan ilişkilerini 3 bölüm halinde değerlendirmek gerekiyor. 1960'lı yıllara kadar olan ilişkilerin OPEC temelinde geliştiğini, petrol üreten ülkeler üzerinden İran'ın ekonomi ve siyasi bir takım ilişkiler gerçekleştiğini görüyoruz. 1979 İran devriminden sonra İran'ın Latin Amerika politikasının daha çok ideoloji temelinde, 2012 Ahmadinejad'ın Latin Amerika'ya yapmış olduğu ziyaretlerin ise daha çok ekonomik temelinde gerçekleştiğini görüyoruz. Bu bağlamda İbrahim Reis'in Latin Amerika'yı ziyaret eden en önemli siyasi figür olması sebebiyle İran'ın Latin Amerika siyasetinde önemli bir dönüşümden bahsedebiliriz. Ancak İran'ın Latin Amerika'da yaratmış olduğu algı medyada görüldüğünden çok daha düşük bir seviyede. Çünkü İran'ın ideolojik ve askeri bağlantılarının olduğu bilinen Hizbullah'la olan yakınlığı, aynı zamanda 1990'lı yıllarda Arjantin'de Yahudi merkezlerine yapılan bombalı saldırıların İran ve Hizbullah'la ilişkilendirilmesinden sonra Latin Amerika'da İran algısı oldukça radikal bir temelde gelişmekte. Bu da Latin Amerika ülkenin İran'la kurmuş olduğu ilişkilerde birazcık daha çekimsel kalınmasından olmakta. Nitekim Latin Amerika'daki hem solcu hem sağcı hükümetler Orta Doğu'da otokratik, monarşi ve demokratik birçok hükümetlerle ilişki kurmayı biliyorlar. İran son zamanlarda Latin Amerika ve Karayipler'de birkaç gerileme de yaşadı. Venezuela'daki yatırımların birçoğu bölgede beklenen siyasi getiriyi sağlayamadı. Ekvator ile planladığı madencilik girişimleri Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımları nedeniyle yavaşladı. Tahran'ın Bolivya'nın Altiplano bölgelerinde inşa etmeyi planladığı ortak bir askeri okul, Evo Morales'in Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesinin ardından rafa kaldırıldı. Bunun dışında solcu Nikaragua'da bile kredi geri ödeme sorunları yüzünden ilişkiler bozuldu. İran karşıtlığı da söz konusu. Ancak Reis'in açıklamaları İran'ın Latin Amerika'da ilişki kurma konusunda pes etmeye niyetinin olmadığını gösteriyor. Reis'in yönetiminde Tahran, ALBA diye bilinen Amerikan karşıtı Bolivarcı örgüt üzerinden Latin Amerika ve Karayipler'i diplomatik, ticari ve ideolojik genişlemek için bir aparat olarak kullanmakta ve ilişkilerin yeniden revize etmeye çalışmakta. Bunun yanında İran-Latin Amerika ilişkinin zirvesi eski İran Cumhurbaşkanı Ahmadinejad döneminde Venezuela'nın mevkidaşı Hugo Chavez'in Cumhurbaşkanlığına denk geldiğini görüyoruz. İran bu yıllardan sonra Latin Amerika'daki parlak günlerini yaşayamadı. Bu bağlamda İbrahim Reis'in 5 günlük Latin Amerika ziyaretine 3 ülkeyi ziyaret etmesi İran açısından yeni bir başlangıç olarak kabul edilse de İran'ın Latin Amerika'da yaratmış olduğu olumsuz algının kısa vadede çözülmesinin mümkün olmadığını bize göstermektedir.
aydır. İbrahim Reis'i bu kötü algıya rağmen Venezuela'da 25 anlaşma, Nikaragua'da 6 ve Komünist Küba'da 13 ikili anlaşma yaparak petrol, finans, sağlık alanlarında ikili ilişkileri çeşitlendirmeye çalışmaktadır. İran'ın Latin Amerika politikası yumuşak güç ve sert duruş bağlamında Reis'in ziyaretin şifrelerinden de anlaşılmaktadır. Zira İran Cumhurbaşkanı Amerikan karşıtı 3 solcu otokratik ülkeyi ziyaret ederken, kendi içerisinde ideolojik bir duruş sergilerken yumuşak güçle de mütevazi ticaret hacmini arttırmaya çalışmaktadır.